Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Gerçekten baktığımda şöyle bayağı uzun bir zamandır video çekememişim. Bunun tabii farklı sebepleri vardı arkadaşlar. Bir yandan sipariş yetiştirmeye çalışıyorum. Bir yandan da yeni yeni modeller hazırladım. Emin olun bu durumu telafi edeceğim. Sizlere çok güzel modeller hazırladım. Elimden geldiği kadar da bunların hepsini sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Bugün ekrandan da anlaşıldığı gibi bu görmüş olduğunuz şirin şapkayı yapacağız sizinle. Şapkamız 3-3,5 hatta 4 yaşa bile olabilecek şekilde bir şapka hazırladım size. Bakın şu şekilde çok tatlı bir detayı var. Ben bu şekilde süsledim. Siz yine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çiçek yapabilirsiniz. Sadece fiyonk bağlayabilirsiniz kurdeladan. Yani nasıl isterseniz o sizin hayal gücünüze bağlı. Biz sadece bu düz çalışmasını yapacağız. Bunu da ben yine takım halinde yaptım. Onun takımı olsun diye bu şekilde süsledim. Hemen göstereyim size. Bakın şu şekilde çok minnoş bir elbise yaptım. Bu elbiseyi de arkadaşlar size anlatacağım elimden geldiği kadar. Şu modeli biliyorsunuzdur belki birçok kişi yapmıştır ama ben farklı yani kendi bilgim dahilinde veya işte kendi modelim olarak kendi ölçüm olarak ben de bu şekilde anlatmayı düşünüyorum. Yine bu şekilde takımımıza çok tatlı bir çanta yaptım. Eteğinin içindeki çiçeklerle buradaki şu kapak kısmını uyum sağlasın diye böyle yaptım. İsterseniz böyle düz sade olacak ya da bakın yine şapkada olduğu gibi şu şekilde fiyonk hazırladım. Fiyonku buraya ekleyerek de bu şekilde yine takım haline dönüştürmüş olacağız. Ayrıca yine şu şekilde iki tane de kumaş toka yaptım. Bunları niye gösteriyorum arkadaşlar? Şimdiden şöyle bir görelim istedim. Bunları ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Bir aksilik olmazsa. İlk olarak şapkadan neden başladık? Şapka acil gidecek. Çünkü gideceği için de bir an önce onu gösterelim. Aradan çıksın dedim. Evet, çok uzatmayalım. Sanırım uzun zamandır görüşememizin nasıl diyeyim hani görüşemediğimiz için ondan mıdır nedir biraz böyle sanki çok bir konuşasım oldu. Evet, o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar, hazırsak başlıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Çantamızda şapkamızda şu şekilde gördüğünüz gibi katip kullandık. Siz ister katip ister rafya ip kullanabilirsiniz. Çile halinde aldım, şu şekilde sardım. Tığ olarak ben 3,5 milim kullandım. Tabii bu kişiden kişiye değişir, ele göre değişir. 4 numarada kullanabilirsiniz ama ben 3,5 numara kullanacağım. O zaman hemen hazırsak başlayalım. Hepimize şimdiden kolay gelsin. Şöyle, evet. Sihirli halka yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızın içine 12 adet sık iğne yapacağız. Sık iğne sihirli halkayı birçoğunuz biliyordur ama ben yine göstermek istiyorum. Şu şekilde ipi parmağıma doladım. Orta parmağıma şöyle doladım. Tığımı takıyorum. İlmeğimi aldıktan sonra şöyle tutturdum. Hemen içine bir adet sık iğne, 2 adet sık iğne yaptıktan sonra parmağımı çıkarıyorum daha rahat hareket edebilmek için. Şu şekilde yuvayı çekip küçültüyorum. 2 adet yapmıştık. 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ve 12. 12 adet sık iğnemizi yaptık. İpimizi çekiyoruz. Şu yuvayı küçülteceğiz arkadaşlar. Yavaş ve dikkatli çekelim. Burada ip kopabilir. Evet. Bakın şu şekilde küçülttüm.
Sonrasında ilk başlamış olduğum sık iğnenin tepesine tığımı batırıyorum. İşte burayı çok çektiğimiz için de bu ilk sıra biraz zor oluyor ama güzel durması için bu şekilde çekmemiz gerekiyor. Tığımızı taktık. Şu ipimizi de alıyoruz. Şu şekilde aldım ve kaydırma tekniğiyle kapattım. Burada bir zincir çektim. Aynı yuvaya 2 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2. Şimdi arkadaşlar, her yuvaya mevcut olan 12 yuvanın içine biz ilkine yaptık. İkişer adet bu ipini de içinden şu şekilde yürüterek ikişer adet sık iğne yapalım ve gelir. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde her yuvaya 2 adet sık iğne yaptık. Şimdi spiral bir şekilde döne döne örmeye devam edeceğiz. Herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan bir alt sıradaki bütün yuvalarımızın her birine bir adet bu şekilde sık iğne yaparak devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar. Sıramızın başlangıcı burası. Arkadaşlar, ben işaretleyiciye gerek duymuyorum. Siz isterseniz buraya bir tane işaretleyici iğne veya bir ip takabilirsiniz. Buraya kadar, yani bir tur, bir sıra artırma eksiltme yapmadan sık iğne olarak örerim. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızı da yaptık. Şimdi yine sıra başındayız. Sıranın başında ilk yuvaya 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yanındaki yuvaya 1 adet. Yanındakine 2 adet sık iğne. Yanındakine 1 adet. Kısacası arkadaşlar, bu sırayı da sıranın sonuna kadar bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıramızı tamamladık. Bakın, sıranın başında ilk olarak çift batmıştık. Tek çift olarak devam ediyorduk. Şimdi bu sırada ilk gördüğümüz çiftlerin üstüne tek yapıyoruz. Her birine bir adet örüyoruz. Tek olana ise çift olarak batacağız. Bakın, yine bir çift ilmeğimiz var. Her birine bir adet. Tek olana 2 adet. Yani kısacası burada 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift yapacağız. Çiftin üstüne tekler, tekin üstüne de çift gelmiş olacak. Bu sırayı da böyle devam ediyoruz sıra başına kadar. Sonrasında arkadaşlar, bir sonraki sırada herhangi bir artırma eksiltme yapmadan bir sıra düz örelim. Yani bu sırayı 2 tek 1 çift olarak tamamlayalım. Ondan sonraki sırada herhangi bir artırma eksiltme yapmadan bir sıra düz spiral şekilde dönelim, gelelim. Evet arkadaşlar, şapkamızın 6 sırasını tamamlamış olduk. Şöyle kısaca bir özet geçmek gerekirse, sihirli halka yaptık. İçine 12 adet sık iğne yaptık. Sonrasında her yuvaya ikişer adet sık iğne yaptık. Daha sonra herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan bir sıra düz döndük. Sonraki sırada, dördüncü sırada bir tek bir çift yaptık. Beşinci sırada iki tek bir çift yaptık. Ve altıncı sırada da hiçbir artırma, eksiltme yapmadan düz spiral olarak devam ettik. Şimdi arkadaşlar, artırmamıza devam edeceğiz. Bakın, sıra başındayım yine. Aynı yuvaya bir kez daha battım. Burada bir çift yapmış oldum. Sonrasında 1, 2 ve 3. 3 adet tek ördüm. Dördüncüye çift olarak battım. 1, 2, 3 olarak tek ördüm. Dördüncüye düz ördüm. Şimdi arkadaşlar, bu sırayı böyle tamamlıyoruz. 3 tek 1 çift olarak. Aynı şekilde sıra başında 4 tek 1 çift olarak devam edeceğiz. Yani bu sırayı 3 tek 1 çift olarak döndük. Sıra başına geldik. Bir sonraki sırada da 4 tek 1 çift olarak yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, ben 4 tek 1 çifte kadar artırmamı yaptım. Şu şekilde göstereyim. 4 tek 1 çift olana kadar yaptık.
Şimdi buradaki bahsettiğim gibi bu ölçü 3, 3,5 hatta belki 4 yaş için bile olabilir. Hemen size şu baş çevresinin şu ölçüsünü vermek istiyorum, şu boyutu. Bakın şöyle 14 santim. Şimdi aynı şapkadan yani aynı tariften ister bu şekilde bu ölçüde yapabilirsiniz, ister yetişkin için yapabilirsiniz, isterseniz daha küçük bir çocuk için de yapabilirsiniz. Örneğin 2-2,5 yaş için istiyorsanız 1,5-2-2,5 bu şekilde 4 tek 1 çift artırana kadar yapın. Burada bırakın. Yani bundan sonra daha artırma yapmayın. Bu şekilde 3, 3,5, 4 için diyorsanız bir sıra daha artırmanız gerekiyor. Yani 5 tek 1 çift, 5 tek 1 çift olacak şekilde yapmanız gerekiyor. Veya yetişkin için ördünüz. Bunun için ise işte 6, pardon 7 tek 1 çift, 8 tek 1 çift, hatta daha şey biri ise hani baş çevresi 9 tek bir çift, o biraz büyük olur ama 8 tek bir çifte kadar aynı ölçüyle istediğiniz gibi, pardon, aynı tarifle istediğiniz boyuta göre şapkayı yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ben bunun aynısı olacak, 5 tek bir çift olarak devam edeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu yaptım. Şimdi hiçbir artırma eksiltme yapmadan artık döne döne spiral bir şekilde döne 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 örüyoruz. Hiçbir artırma, eksiltme, hiçbir değişiklik yok. Her gördüğümüz yuvaya birer tane sık iğne yapıyoruz. Sıra bitti tekrar, sıra bitti tekrar. Bu şekilde bu ölçüde istiyorsanız 17 sıra düz örmemiz gerekiyor. Şu kısmını yani döne döne ördük. Şu noktadan aşağıya kadar 17 sıra örmemiz gerekiyor. Küçük model diyorsanız yani 2, 1,5, 2, 2,5 yaş için istiyorsanız 4 tek 1 çifte kadar artırmamızı yaptık. Onda ise 15 sıra düz örmemiz gerekiyor. Veya yetişkin için yapmamız gerekiyorsa yetişkin için de yine döne döne ördükten sonra santimle ölçelim. Şu kısmının 19 ile 21 santim arasının olması gerekiyor. Yani şuradan aşağıya doğru yetişkin için örecekseniz 19 ile 21 santim arası olması gerekiyor. Şimdi bu kısmı göstermeme gerek yok arkadaşlar. Boşuna zamanınızı almayalım. İstediğiniz ölçüye göre ben hani gerekli ölçüleri de verdim. Şimdi döne döne spiral bir şekilde ben 17 sıra öreceğim. Sizler de benimle birlikte 17 sıra, eğer daha küçük istiyorsanız 15 sıra şeklinde örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. 17 sıramı ördüm. Dediğim gibi daha küçük yapacaksanız 15 sıra olması gerekiyor. Yetişkin için yapacaksanız 19 ile 21 santim arasında olması gerekiyor. Şimdi yine sıra başındayız. Şimdi şu şapkamızın şu bölümünü yapacağız, artırma kısmını. Tekrardan burada yine artırmayla devam edeceğiz. Dediğim gibi sıra başındayım. Yine aynı yuvaya bir kez daha batıyorum. Burada çift yapmış oluyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet tek ördüm arkadaşlar. Altıncıya yine çift olarak batacağım. Bu evrede tutmak biraz zor oluyor çekim yaparken. Ama yine göstermeye çalışacağım. Tekle devam ediyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 6. yuvaya 2 kez batacağız. Buradaki teknik arkadaşlar 5 tek 1 çift, 5 tek 1 çift olarak sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıramızı bitirdik. Şimdi şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın sıramı bitirdim. Bir sıra artırma yaptım. Bu şekilde katladım. Bakın gayet güzel katlanıyor. Siz de yaptıktan sonra
bu şekilde rahat katlanıyorsa artırmamızı bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Ama eğer katlanmıyorsa 7 tek bir çift, 7 tek bir çift olarak bir sıra daha artırabilirsiniz. Bu şekilde ideal olduğu için ben bu şekilde bırakıyorum. Dediğim gibi bu yine sizin tercihinize bağlı. Katlandığını düşünmüyorsanız, hani biraz daha böyle çok katlansın istiyorsanız 7 tek bir çift bir sıra daha artırma yapabilirsiniz. Şu kısma, şuradaki görmüş olduğunuz kısma 8 sıra örmemiz gerekiyor. Bir sıra artırmamızı yaptık. Eğer 5 tek bir çift olarak artırma yapacaksanız bunu bir sıra sayıyoruz. 7 sıra düz öreceğiz. Bunun az geldiğini düşünüyorsanız 7 tek bir çift daha artırma yapacaksanız onun haricinde 6 sıra düz örmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu şekilde tamamlayacağım. Hiçbir artırma, eksiltme yapmadan bu şekilde spiral bir şekilde etrafını döne döne 7 sıra daha öreceğim. Sizler de bu şekilde ilk artırmamızın sizin için yeterli olduğunu düşünüyorsanız 7 sıra herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan gördüğümüz her yuvaya birer tane sık iğne yapalım. Bununla birlikte 8 sıraya tamamlayalım, gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Bu arada küçük bir ölçü örecekseniz bu kenardaki yapmış olduğumuz 8 sırayı 8 sıra olarak değil 6 sıra örmeniz gerekiyor. Şimdi burada tamamlamış olduk. Bakın şu şekilde de katladım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar sıramızı bitirdik. Son sıramıza geçeceğiz. Bunun için bir çerçeve yapmamız gerekiyor. Yani ters sık iğne yapacağız. Bu da şapkamızda çerçeve görevi yapmış olacak bir nevi. Şimdi tığımızdan ilmeğimizi tığımızdan çıkardık. Bakın bir sonraki yuvaya battık. İlmeğimizi aldık ve ipimizi arka tarafa aldık. Bu neden böyle yaptık? Burada fark atmaması için. Hani sıra farkı atmaması için. Sonrasında yine tığımızı çıkarıyoruz. Bir sonraki, bakın bir sonraki yuvadan battım ve tekrardan bu şekilde ön tarafa aldım. Şöyle. Burayı kapatmış oldum. Sonra yanındaki yuvaya battım. İpimi alıyorum. Kaydırma yaptım. Yanındaki yuvaya battım. Kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde. Çok seyrek olmasın. Normal düzeyde yapalım buradaki kaydırma sistemini. Şöyle net gözüksün. Bakın batıyorum ve içinden aldım. Battım, içinden aldım. Evet. Bu şekilde sıramızı dönelim bir sıra etrafını. Kapatma kısmında yine birlikteyiz. Evet, sıra sonuna kadar yapmış olduk arkadaşlar. Bakın şurası başlangıç kısmımız. Son olarak ilk yapmış olduğumuz kaydırmanın içine batıyoruz. Şu şekilde yine kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz ve ipimizi keseceğiz. İpimizi şöyle biraz uzun keselim. Sonrasında yine bir sonraki yuvadan arka taraftan şu şekilde batıyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. Evet. Bu kısımda ben onu sonra hallederim. Şöyle uygun yerlere ipi tığdan şu şekilde geçirerek uygun yerlerde ipimizi saklayalım ve koparalım. Ben hemen saklayayım ipimi. Evet, şapkamız bitti arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Dilerseniz kurdela ile süsleyebilirsiniz. Kurdela ile fiyonk yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde dolayıp yine bağlayabilirsiniz. Ben şu şekilde şey düşündüm. Yine diğerindeki gibi kumaş. Bakın şu şekilde de süsleyebilirsiniz. Sade olsun derseniz.
Bu tamamen size bağlı. Nasıl süslemek isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Örgü çiçek yapıp, gül yapıp dikebilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size bağlı. Evet arkadaşlar, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi minnoş şapkamızı yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.